Türkiye'nin hemen hemen her bölgesi Ekim ayı itibariyle yağışlarla karşı karşıya kaldı. Birçok bölgede şiddetli yağışlar yüzünden sel yaşandı. Bu yağışlardan en çok etkilenenlerden biri de araç sürücüleri. Bu nedenle ototamircileri kış aylarına yaklaşırken araçların motor aksamı ile yürür aksamının kontrol ettirilerek araç bakımlarının mutlaka yaptırılması gerektiği uyarısında bulunuyor. Kış bakımında antifriz, kışlık lastikler, zincirler olması gereken tüm bakımların yapılması gerekir. Her şeyden önce kışlık lastiklerin bakımı. Yani bu lastik dişlerinin kontrolüdür, ölçümüdür, lastiklerimiz yeterince yol kış şartlarına uygun mudur? Bununla beraber antifriz araçta, antifriz muhakkak kontrolü yapılmalıdır. Soğuğa karşı araçlarımız sabah geç çalışmasın diye. Aynı zamanda kışlık bakım araçlarda kışlık bakım paketleri, yani zinciri, kilikosu tamamıyla olması lazımdır. İlk yardım çantalarının olması lazımdır. Tamirciler, masraftan kaçınarak araçlarına kışlık bakım yaptırmayanların veya ucuz malzemeyle bakım yaptıranların daha zararlı çıkacağını da belirtiyor. Araçlarda piyasada şu anda bulunan ucuz markalar var. Ucuz markaları kimseye tavsiye etmem. Çünkü motorlar, araç motorlarında bayağı bir büyük oranda sıkıntı yaşatıyor bize. Genellikle üst kapaklarda, silindir kapaklarında sorun yaşatıyor bize. Sorun yaşattığı için de çürüme. Yani sorun da bu. Üst kapaklarda çürüme. Yani oradan 5 liradan kaçıyorsunuz. Bu sefer buradan 100 milyonlar, yani 1 milyar veyahut da 1,5 milyar civarında masrafınız artıyor. Oluyor yani, büyüyor masraflarınız. Bazı araç sahipleri ise araçlarının kışlık bakımlarını bu yıl erken yaptırdıklarını, çünkü yağışların erken geldiğini söylüyor. Biraz erken başladık. Normal şartlarda 1 Kasım'da başlayacaktı kış bakımları. Biz erkenden hazırlığımızı yapmak istedik. İşte kış lastiklerimizi taktırdık. İşte arabanın suyunu vesaire gerekli bakımları sağ olsun ustalarımız yapıyor.